Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisiyim. Reklamcılık ve grafik alanında çalışıyorum. Bir de hani buna ek olarak ne söyleyebilirim? Küçük Prens koleksiyoneriyim. Yani bu görüşmenin nedeni de o zaten, Küçük Prens koleksiyonu. Uzun yıllardır İletişim Fakültesi'nde çalışıyorum, İLEB'de çalışıyorum. Öğrenciliğim de orada. Yani orada geçen bir 35 yıl var neredeyse, öyle söyleyebilirim. İlk elde söyleyeceklerim bunlar. İnsan kendini çok anlatamıyor çünkü. Küçük Prens'te tanışmam 1975, tarih verebilirim. Hep anlattığım da bir hikaye. Ortaokul 2. sınıftayken muhtemelen sürgünle Ermeni'ye gönderilmiş bir Türkçe öğretmeni bize ders okumaya başladı ve çarpıldım ilk hikayeyi duyduğumda. Bir sıra hemen işte kitabı aradım Ermenek'te ama bulamadım. Çünkü küçük bir yer. Galiba ilk ateş orada çaktı. Yani 1975'ten söz ediyoruz. 40 yıl öncesinde. Ben Küçük Prens'i o dönem bulamadım ama bir arkadaşımın evinde İngilizce kopyası vardı. Onu elimde nasıl bir kıskançlıkla tuttuğumu hatırlıyorum. Sonra yıllar girdi araya. Derken ben bir dönem bu kitabı hediye etmeye başladım eşe dosta. Özellikle yeni evlenecek arkadaşlarıma ve öğretmenliği düşünen arkadaşlarıma. Muhtemelen o dönemde koleksiyon yapmaya karar verdim diye düşünüyorum ama o hangi gündü, hangi tarihti ve koleksiyona kitaplar koyduğum ikinci kitap hangisiydi onları hiç hatırlamıyorum. Ben şöyle söylüyorum, 20 yılı aştı koleksiyona başladım. Sergi bence çok güzel. Dünyadaki bütün dillerde, bütün ekranda çıkan küçük prensleri gördüm. Aynı zamanda Gül'ün heykeli de çok hoşuma gitti. En sevdiğim objelerden biri. Benim 233 dil ve lehçeden 1146 kitap var şu an itibariyle. Ben bir yayın evinin farklı baskılarında topluyorum. Dolayısıyla kitap sayım biraz daha şişkin. Ama 233 dil ve lehçe var. Yani önümde 60 dil ve lehçe var bulunacak. O da işte önümüzdeki dönemin planları arasında yer alıyor. Yani muhtemelen kitapta çizimler var diye bir çocuk kitabıymış gibi algılanıyor. Ya da mesela filmi animasyon tekniğiyle yapıldığı için bir çocuk filmiymiş gibi algılanıyor. O ikisi de yanlış. Yani çocuk, Küçük Prens 15 yaşından sonra demini, tadını bulan bir kitap. Yani dolayısıyla asla bir çocuk kitabı değil. Bunu çok net söyleyebilirim. Hatta kitap yayınlandığı zaman Amerika'da verilen bir basın ilanı var. Orada şöyle söylüyor. Bu kitabı okuyanların %90'ı, büyüklerin %90'ı kitap bizim için diyor. Okuyan çocukların %90'ı da bu kitap bizim için diyor. Oysa bu kitap hepimiz için gibi bir ilandan söylüyoruz. Dolayısıyla çocuk kitabı yaftasından kurtarmak gerekiyor. Ki Fransa'da da mesela geçen yüzyılın en büyük çocuk kitabı seçildi. Ama hep iddia ediyorum, bence bir çocuk kitabı değil. Kent Park'taki sergi 5. sergimiz. Ankara'daki 3. sergimiz. Daha önce 2 kez Tayfa Kitap Kafede, sonra İstanbul'da Zorlu ve Kapitol alışveriş merkezlerinde sergi açmıştık. Bu 5. sergi. Ve Kent Park. Bir gün işte Ankara'daki önemli koleksiyonerlerden birisi Yıldıray Lise ile konuşurken ya bunları sergilesek mi diye konuştuk. O zaman bir hayaldi. Sonra bizim 5. sergi geldi. İşte önümüzdeki dönemde müze henüz hayal gibi duran ama mutlaka hayata geçeceğini düşündüğümüz bir müze. Hatta belki buradan Ankara Üniversitesi'nin rektöründe de seslenmek anlamlı olabilir. Oyuncak Müzesi'ni barındıran Ankara Üniversitesi için Küçük Prens Müzesi'nde barındırmasın. Ki Küçük Prens dünyada en çok dile çevrilen edebi eser. Hatta pek çok kutsal kitaptan daha çok sayıda dile çevrilmiş durumda. Şimdi 293 dil ve lehçeli Küçük Prens var. Birkaç hafta içinde 296'ya çıkacak bunun sayısı. Yani 100 milyonlarca satmış bir kitap. Kaç yüz milyonlarca okunmuş bir kitap. Dolayısıyla böyle önemli ve değerli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kapitol'daki sergiyi 2 ayda 27 bin kişi gezdi. Burada da yani muhtemelen o rakamın yarısını aşacağız. Süre daha kısa ve Ankara'nın nüfusu daha az. Öyle hesaplandığında. Yine de yani 15 bine yakın ziyaretçi olacağını tahmin ediyorum. Evet, bu anlamda hedefini buluyor çünkü ilk serginin açılış günü
Yıldıray'a şeyi söylemiştim. Yıldıray, pek çok koleksiyonerin müsebbibi olacaksın. Bu oluyor. Yani şuna çok karşılaştık biz. Filmi seyrettim, sergiyi gezdim, ben de koleksiyon yapmak istiyorum. Bu sözü ifade edildi. Bu ziyaretçi defterine yazılan bir şey haline dönüştü. Dolayısıyla ya da şunla karşılaştık. Benim 5 kitabım var, koleksiyoner sayılır mıyım? Ya da benim 50 kitabım var, koleksiyoner sayılır mıyım? Bunlar bunu da sağlıyor. Yani yeni koleksiyonlara, koleksiyonerlere ön ayak ediyor. Onun ötesinde sanırım bu kitaba bakışı değiştiriyor. Kaldı ki şöyle bir şey de keyifle yaşadık. Mesela sergiyi gezdirirken bir an duruyoruz, ziyaretçi diyor ki, aa, bu benim okuduğum kitap, ilk okuduğum kitap. Yani böyle de bir şey var. Yani dolayısıyla çocuk kitabı olmayan bu kitabın sergisinde insanları çocukluklarına götürebiliyoruz bu anlamda. Bana kalırsa gayet keyifli gidiyorlar işte. Adım Mustafa, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 1. sınıf öğrencisiyim. Reklam atölyesinde görev alıyorum aynı zamanda. Sergideki görevim insanları bilgilendirmek açıkçası. Yani insanlar burada kitapların satılık olduğunu düşünüyorlar mesela. Hani gelip bilgi almak istiyorlar, merak ediyorlar. Ve altında yazılan yazıları okumaya üşendikleri için biz onlara açıklama yapıyoruz ve sergi gezdirerek anlatıyoruz. Görevimiz bu. Öğrenci milletine iyi davranıyorsam küçük prens yüzünden. Bazen ben kitapta kendimi pilotla özdeşleştiriyorum. Hani bazen önemli bir işle uğraşırken bir öğrenci gelir ve bir şey söyler. O aynı pilotla Küçük Prens'in karşılaşma anı gibidir. Yani ilk başta belki öfkelensem de bir dakika, sen neden söz ediyorsun, ben burada dünyayı kurtarıyorum ruh haline girsem de sonra kitabı hatırlarım. Ve o öğrencinin söylediği şeye cevap vermeye çalışırım. Bunu kitap bana öğretti. Düşleri kaybetmeyi öğretti. Düşlerin çok önemli olduğunu öğretti. Hatta Can Yücel'in iki dizesinde hep söylerim. Düşlerinde bile göremez işler, düşlerin gördüğü işleri der. Mesela bunu da bana kitap öğretti. Kitap sıkıcı büyük olmanın ne kadar sıkıcı olduğunu öğretti. Dolayısıyla evet, yani bazen o dünyayı kurtarma işini bir yana bırakıp daha alçak gönüllü ama daha insani, daha sıcak şeylerle uğraşabilmeyi bana öğretti. Keşke bu ülkeye peri masallarındaki gibi başlamış olsaydım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar neredeyse boyu kadar bir gezegende bir küçük prens yaşarmış derdim o zaman. Ve bu küçük prens bir dostum olsun istermiş hep. Yaşamın anlamını bilenler için daha gerçekçi bir giriş olurdu bu.